Dinledim. 54 kişi çok az. Kaç? 54 kişi çok az. Sen de paylaşalım arkadaşlar. Arkadaşlar sağ alttan paylaşalım. Bağırsakla şu an sesimiz duyulmaz çünkü arkada çalışmalar falan devam ediyor. Karşı tarafın otoparklarda asfaltlama var. Sizler için buraya geldik. Bağır diyorlar. Şimdi Instagram'dan da canlı yayına geçiyoruz. Pazartesi'ye büyük ihtimalle yetişebilir. Bayağı çalışan var şu an burada. Dediğim gibi karşı tarafın gecekondu kısmının. Şarjım çok az. Biterse Facebook'ta canlı yayınımız almayacak arkadaşlar. Sağ tarafı büyük ihtimalle kalmış. Hala şurada tatmin işlemler devam ediyor. Facebook'ta canlı yayınımız almayacak arkadaşlar. Loca kısımdan cam tarafları falan tamamlanmış. Sadece üst kısım kalmış. O da çok önemli değil zaten. Biraz önce anons yapılıyordu. Anonslar da güzel. Hilti sesi iyi eko yapıyordu. Hilti sesi iyi eko yapıyor demek ki diyor. Tezahürat da iyi olacak. Arkadaşlar yayını sol alttan paylaşalım. Deplasman tarafı şurası. Ekim oturduğu nereden yap? Akustiği duyduğumuza göre daha yeni anons yaptılar. Anons da gayet başarılıydı. Çok bir şey yoktu yani. Yankı yoktu. Güzel bir atmosfer. Kapalı statlar şey koltukları bitmiş. Kale arkasının arası bölünmüş. Şu şekilde bölmüşler. Bu da kapılardan dolayı. Çift kapı olduğu için. Arkadaşlar yayın Basket Medya tarafından yapılmaktadır. Sonra yayını alıp paylaşıyorlar. Özel kendi sitelerinde. Bu yayın Basket Medya tarafından yapılmaktadır. Tüm şartları zorlayarak stada girdik. Hani sizlerden de desteğimiz, sizlere bu anları biz yaşatmak istiyoruz, göstermek istiyoruz, son durumları aktarmak istiyoruz. Sizler de sol alttan paylaşığa basarak bizlere yardımcı olabilirsiniz. Bayağı bir güzel olmuş stadımız. Biz gelirken stada anonslar yapılıyordu. Teknik kadro ve kadromuzu, ilk 11'imizi sayıyordu spiker. Onu da eğer o kadroyla çıkarsak güzel bir kadroyla çıkacağız maça. Onun detaylarını da yine paylaşırız. Sevgiler. Caner arkadaşımıza veriyoruz. O daha bilgili bu konuda. Sevgilerle. Tekel var. Tekel yürüme mesafesinde. Stada baya yakın. Maratondan kale arkasına geçiş olmaz. Çünkü şu aradaki boşluk küçük. Maraton kısmındaki şu boşluk ise baya büyük yani. Bir insan boyunda. Ondan dolayı oradan hatta şu boyda. Şöyle göstereyim size. Cami de var. Cami de hemen arka tarafta. YouTube kanalı göster makinayı. YouTube kanalı için makina göster. YouTube kanalı için video çektik arkadaşlar. Bu YouTube kanalımızda olacak bugün akşam. Takipte kalabilirsiniz. Starbucks da var arkadaşlar. Starbucks'a da gidebilirsiniz. Tekel de var yakınlarda. Hatta şöyle ben size arka tarafı göstereyim. Göstereyim lan orada. Otopark tarafı
Arkadaşlar metro Devlet Mahallesi metrosu. Onun hakkında bir bilgimiz yok. Park yetecek mi? O konuda pek bir bilgim yok. Ama büyük ihtimalle yetmeyebilir. Metro durağı Starbucks'ta bir kahve 15 lira. Orta boy. Metro durağı şey var. Devlet Ankara Mahallesi metrosu var. Starbucks bu arada. Stadın çevresinde çamur yok. Şöyle söyleyeyim size. Stadın çevresine asfalt dökülmüş. Beton dökülmüş. Yani biz geçişlerde sıkıntı yaşamadık. Ama bazı kesimlerde çamur var illaki. Evet. O da çalışmadan dolayı. Çalışma henüz bitmiş değil çünkü. Arkadaşlar yayını solattan paylaşırsanız herkes için sağlıklı bir yayın olur. Mescit var. Şöyle yedek kulübesini de göstereyim. Stat çok iyi arkadaşlar. 10 numara stadımız var. Biz buraya gelen rakipleri gömeriz. Açık ve net. Buraya gelen rakipleri biletler gömeriz. Çıkmış. Biletler çıktı aynen. Ben Twitter'a şunu atayım. Stadın ismi Eryaman Stadı olarak geçiyor. Nasıl gelineceğiyle ilgili Metro'yla da bugün güzel bir klibimiz akşam saatlerinde yayınlanacak. Reklam panoları bugün gelmiş. Şu an takılıyor. Gördüğünüz gibi. Araçtan indiriliyor. Aynen, koltuklar bitmemiş. Koltuklar sadece gece kondunun sol tarafı kalmış. Yani bize göre şu an sağ taraf. Metro durağı çok yakın. Devlet Mahallesi metrosu. Kapıda güvenlikler var. Stadı almıyorlar. Biz şartları zorlayarak geldik. Şartları zorlayarak girdik biz içeri. Hatta bayağı kişi vardı. Şu an hepsini çıkarttılar. Takılmayan koltuk var. Karşı tarafta gördüğünüz gibi beyaz yerler takılmadı. Yarın takılacakmış. Geri kalan kısımların çoğu takıldı. Boyama işlemleri de bitmiş sayılır. Bitti sayılır. Reklam panoları gelmiş. Şu an reklam panolarının yerlerini ayarlıyorlar. İlk maç pazartesi günü. Pasolik gişeleri kurulmuş dışarıda. Ali İmdat'ın yerini şu an boyuyorlar. Şu an yağmur yağıyor, atıştırıyor yani. İlk maç pazartesi günü. Ankara Yüce Antalya Alanyaspor. Aynen. Misafir takım yeri şurası. Tel örgülerin arka kısmı. Şu an bekar evindeyiz. Bekar evinde çoğu yer tamamlanmış. Eksik koltuk yok. Aynen, çizgiler kaleler de yok zaten şu an.
maratonda tel örgü sağ ve solunda var. Yani şu kısımlarda. Bilgi yok arkadaşlar. Antrenman var o diye konuşuluyor. Ama taraftar açık mı ya da değil mi konu belli değil o konu. Kale var. Çekim yapılıyor. Söyle söyle. Arkadaşlar drone ile çekim yapılıyor şu an. Ben çekeyim drone. Drone kaçtı. ...18'de seyirciye kapalı antrenman diyorlar ama henüz bir bilgi yok. Bilgi olursa zaten paylaşım olacak. Yayını son attan paylaşalım arkadaşlar. Reklam panoları gördüğünüz gibi. Deplasmana yapılan file hakkında bilgimiz yok şu an. File çekilmemiş, büyük ihtimalle yapılmayabilir. Ya da ileriki zamanlarda yapılacaktır. İllaki çünkü şu an hala inşaat. Belki yerler yani. Bekarayı bunları yer. Bir de büyük ihtimalle şu tarafı verirler şeye, bekar evine. Aynen. Ama bir şey söyleyeyim mi? Maraton küçük olmuş. Maraton küçük olmuş ya. 5 büyük olmuş. Gecekondu büyük olmuş. Maraton, maraton 5000 kişi şuradan hani o tarafa. 5000 ancak ikisi de zaten. Bilet satışı başlamamış. Başlamış, alınabiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bilet satışları başlamış, alınabiliyormuş. Işıklandırmadaki sıkıntılar da çözüyorlar şu an. Tamam. Gecekondu karşı taraf. Korkmaz buranın lutunu yemişler galiba. Çizgiler birkaç çizilmiş, ikinci katı çizilmemiş henüz. Aynen. İnce çizgi çekilmiş. İnce çizgi sadece belli etmişler. Turnikeler dışarıda, onu da YouTube kanalına açacağız. YouTube kanalından takip edip izleyebilirsiniz. Turnikeleri takmışlar. Gördüğünüz gibi temizlikler devam ediyor içeride bu arada. Paso kartını şu an açık değil abi paso kartı. Şu an aktif değil, internetten alabilirsiniz. Olabilir, internetten alabilirsiniz. İnternetten pasolik alabilirsiniz.
ben şey yapayım. Ne abi? Aynen, reklam paneli elektronik şu an zaten geldi, diziyorlar. Aynen, pazartesi maç burada. Şu an sarı koltuklar geldi büyük ihtimalle. Şu an sarı koltuk getiriyorlar. Girişe izin verilmiyor normalde. Şöyle söyleyeyim. Aralardan kaçanlar kaçıyorlar. Ama biz izinli olarak girdiğimiz için o kaçanları çıkartıyorlar yeri dışarı. Biz şu an içerideyiz. Dış memberlerin çoğu tamamlanmış durumda. Sadece azıcık birkaç tane yer kalmış sadece. Oralarda zaten maça engel olacak bir durum şey yapmadığı için çok önemli değil. O tamamlanır yani. Şu an her tarafı kapalı. Yapıldı stat içerisinde. İşte meşaledir, carttır curttur. Genel anonslar yapıldı. Genel anonslarda dışarıdaki ses bayağı iyiydi yani. Dışarı yola asfalt atmışlar. Beton da var. Yalnız çamur da hala var. Çamur yok diyemeyiz. Çünkü söylediğim gibi çalışmalar hala devam ettiği için hocalara gitsek mi? Hangisine? Şunlara. YouTube için çekeriz onları. Aynen, birazdan yayından çekeriz. Sonra çekeriz yani. Deplasman tribünü hemen sağ taraf. Deplasman tribünü burası arkadaşlar. Antrenman hakkında net bir bilgi vermediler. Şu an gişeler kapalı. Sarı botu var. Karşıda. Getiriyorlar. Otopark yerleri hazır. Çizmişler zaten çoğu yeri. Asfalt çalışmaları falan orada tamamlanmış. Ama daha bitmemiş adam. Ama daha henüz çoğu yer bitmemiş. Geliyor, gece kondu koltuklar geliyor. Aynen, gece kondu koltuklar orası. Şu an geldi, indiriyorlar. Çok güzel stadımız olmuş arkadaşlar. Karşı taraf gecekondu. Sol taraf maraton. Şu anki oturduğumuz yer bekar evi. Sağ tarafı da bunun deplasman tribünü. İşte kapalılar VIP. Yukarıda maraton kısımları var. Kapalı burası. Kapanın renkleri bize hitap etmediği için çok göstermiyoruz. Aynen, scoreboard şu üst kısımda. Birisi tam karşıda, diğeri de tam üstümüzde duruyor.
Karşı skorboard'un altı gecekondu. Oturduğumuz yerin altı da bekar evi. Yani çift skorboard var satta. Göster. Arkadaşlar tribünde fotoğraf çekilmek 10 numara gerçekten. Hani maça geldiğiniz zaman fotoğraf çekilmeye gelin. Abi çilemez. Arkadaşlar yayını kapatıyoruz. İçeriden birkaç daha video alacağız. Onları da çektikten sonra YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Evet. YouTube'u takip etmeyi unutmayın. Çıkacağız. Çıkıyoruz.